Merhaba arkadaşlar, bugün Arap Camisi'ndeyiz, İstanbul Eminönü'nde. Ben tarih öğretmenliği mezunu olarak tarihi videolar çekmeyi de amaçlıyorum. Bana daha çok hitap ediyor. Ve diğer video çeşitlilikleri devam edecek tabii ki. Arap Camisi İstanbul fethedilmeden önce Katolik Kilisesi'ydi. 1475 yılında Fatih burayı camiye çevirdi. Vakıf haline dönüştürerek caminin güzelliğini görüyorsunuz. Bütün camilerimiz çok güzel. Ama bu Fatih devrinden kalma. Caminin bir diğer özelliği, buraya Arap Camisi deniliyor. Sebebi ise 1475 yılında Endülüslü Müslümanlar İspanya'dan kovulduğunda biz onları alıp ülkemize tabii ki aldık Osmanlı olarak. Ve bu Araplar bu bölgeye yerleştiriyor. Şu anki caminin bulunduğu Eyüp Sultan'da oturduğum için karıştırdım. Yani Eminönü civarına yerleştiriliyor bu caminin etrafına. Bu caminin etrafında konuşlandırıldığı için Araplar caminin adına Arap Camisi adı veriliyor. Caminin girişinde dezenfektanlar var, virüse karşı sürekli temizliği yapılıyor. Muhteşem bir mimari. Tabi bütün camilerimiz çok güzel. Şimdi caminin avlusunu da tanıtacağız. Bu da Hak dinimizin kitabı. Bakın dışarıda dükkanlar var. Çok büyük bir ticaret merkezi tabi bu semt. Dışarıda bir tane türbe var. O türbeyi şimdi yanına girip tanıtacağım. Ama caminin güzelliğini buradan da göstermek istiyorum. Her köşesini. Koronavirüs önlemleri. Evet. Burada abdest almak için yerler var. Şurada bir tane WC var. Burada su sebilleri koyulmuş durumda. Şimdi türbeye doğru gidiyorum. Evet. Mesleme bin Abdülmelik türbesi. Bu adam İstanbul fethedilmeden önce Arapların İstanbul'a yaptığı son fetihte, yani son nasıl desem, son saldırıda görev alan komutan. Son seferde bu komutan yer alıyor ve İstanbul fethedildikten sonra türbesi burada yer alıyor. Dediğim gibi İstanbul fethedilmeden önce Arapların yaptığı son seferde yöneten komutandı bu kendisi. Allah rahmet eylesin. Şimdi Fatih'e okuyacağız ruhuna. Emevi döneminden kalma bir şahsiyet. Şimdi videoyu tamamlayayım. Ondan sonra dönüp Fatiha'mı okuyacağım. Evet, bazı kelimeleri toparlamakta bu sefer zorlandım çünkü yorucu bir gündü. Çok tarihi yer gezdim. Küçük sürçülü lisan ettiysek kusura bakmayın. Evet, onlarca fetih hareketi sonucunda kiliseden camiye çevrilen, Hak dini artık kapılarını açan, yani Hak dini bekleyen ve bizim aracılığımızla camiye çevrilen çok güzel bir eser. Evet, bu arabayı burada dışarı çıktığımız zaman her taraf dükkan. Şu kadrajdan da almak istiyorum. Belki buranın içini merak eden olur. İçinde bir şey yok. Evet, Arap Camii tanıtımı bu kadar. Dışarıdan görünümü bu şekilde. Çok uzun bir şekilde devam ediyor sola doğru. Sağa doğru da tabii devam ediyor. Uzaktan böyle görünüyor. Bu yolun bitiminde solda Eminönü Meydan var. Ziyaret etmek isteyenler buraya gelebilirler.